Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin e, gerek sonlarında gerekse ortalarında nasıl durmamız gerekiyor ve e, durduğumuz zaman örneğin ayet ortalarında durduğumuz zaman geriden nasıl almamız gerekiyor? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. E, bahsettiğimiz olgu vakıf ve iktidar olgusudur. Vakıf ve iptidar nedir? ilk önce onu öğrenelim. Vakıf durmak, duruş anlamlarına gelir. Özellikle sesi ve nefesi keserek durmak anlamına anlamında kullanılan bir kelimedir vakıf. Hem sesi hem de nefesi kesmek anlamında kullanılan bir kelime. Sekte ise sadece sesi kesmek, nefesi kesmemektir. Ancak sekte hafız göre dört yerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla başka yerlerde uygulanmıyor. Bir de e, bazı surelerde geçiş halinde, örneğin Enfal suresinden Tevbe suresine geçişte de yine sekte uygulanabilir. Evet, e, vakıf dedi ki hem sesi hem nefesi kesmek. İptida ise e, durduğumuz zaman e, devam etmek veya hatta baştan almak veya e, durduğumuz zaman geriden almak gibi anlamlara e, gelebiliyor. İptida başlangıç anlamında kullanılıyor. Ee, bunu e, tatbikat yaparken, yerinde gösterirken daha iyi anlayacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim okurken duruş yerlerine dikkat etmek çok önemlidir. Ee, tatbikata geçmeden önce özellikle met harflerinin ne olduğu üzerinde kısaca bir duralım. Ondan sonra geçelim değil mi? Çünkü met harflerini bilmeden e, harfi met olan yerlerde nasıl durulur bunu bilmek de mümkün olmayabilir. Daha başka şeyleri de bilmek gerekir ama öncelikle met harflerini bilmemiz gerekiyor. Harfimet, met harfi demek adı üstünde. Yani çekmeye, uzatmaya yarayan harfler anlamında kullanılıyor. Ve üç tanedir e, temel olarak. Vav, ye ve elif. E, vav, ye, harfimet, vav, ye, elif üçü de harfimettirler. Ancak her zaman harfimet olmuyor bunlar. Harekeli oldukları zaman örneğin, huve örneğinde olduğu gibi e, harfimet değildirler. Yine, Gayyüm. Y'nin harekesi var. Ee, Elif zaten her zaman hareketsizdir ama harekeli olduğu zaman zaten adı hemzeye dönüşüyor. Dolayısıyla e, biz harfimet olabilmesi için bunların harfimet olarak değerlendirmek için değerlendirmemiz için bu harflerin hareketsiz olması gerekiyor. Örnek verecek olursak e, daha bariz örnekler. Lima örneğinde gördüğümüz gibi şurada e, harfimet olan elifin harekesi olmadığı için lima şeklinde met yapılır. Yani uzatılır bir elif miktarı. Keferu örneğinde gördüğümüz gibi vavın harekesi olmadığı için keferu şeklinde vav burada ne olmuştur? Harfimet met olmuştur. İnnellezine örneğinde olduğu gibi şuradaki y iki nokta harekesi olmadığı için harfimettir. Ve bir elif miktarı innellezine şeklinde met olunur. Bunu bir kere aklımıza inşallah yazalım. Normal harflerde nasıl dururuz? örneğin ayet sonlarını söyleyelim. Normal harfler dediğimiz harf metnin dışındaki e, yine h harfi, e, h olarak durulan t harfi. Bunları bir e, kapsam dışında bırakalım. Şeddeli harfleri de kapsam dışında bırakalım. Normal mim, lam, işte e, ra gibi harfler olduğunu e, düşünelim. Kayyum. Evet, cezimli olarak durulur. El hayyul kayyum vel Ayet ortasında ise yine bu harfler cezimli olarak durulur. Bu harfler üzerinde nezzele aleykel kitabe. Evet, cezimli olarak durduk. Tekrar geriden alırken nezzele aleykel kitabe bil normal harekesini veririz. Bir örnek daha e, okuyalım başka bir yerden. Durduk cezimli olarak gördüğünüz gibi. Geriden alalım. Geriden alırken yani buradaki ayette durmamızın e, gerekçelerinden birisi zaten ses e, ve nefes sıkışıklığı. Başta olmak üzere öksürüğünün gelmesi bir insanın, hapşırığının gelmesi, gülmek unutmak, e, dikkatinin dağılması ve bunun gibi farklı sebepler söylenebilir. Ama en çok e, e, uygulanan şey yani olan başımıza gelen şey nefesimizin yetmemesi. Dolayısıyla bu ayeti okurken, Linden'de durduğumuzda geriden alırken en en baştan almayız çünkü zaten nefesimiz yetmediği için durduk. Bir daha baştan alırsak yine nefesimiz yetmek yetmez. E, geriden alırken hangi kelimeden almak gerekir? E, en uygun olan kelime'den almak gerekir. Yani manayı bozmayacak şekilde mümkünse cümle başı örneğin ve enzele tevrate her ne kadar ve enzele daha önceye vav'la atıf yapılmış olsa da yani daha önceki cümleyle irtibatı devam ediyor olsa da mana cetinden lafız cihetinden o enzele tevrate şeklinde ve enzele tevrate vel incil şeklinde ve enzeleden almak mümkündür. Burada da huden'den almak mümkündür her ne kadar makabli ile irtibatı olsa da mana bozulmadığı için hudellinnez hidayet insanlar için hidayettir anlamında. Devam edelim. İnnellezine kaferu bi Evet şimdi burada durduk. Yine normal H üzerinde cezimli olarak durduk şimdi burada geriden alırken keferudan alsak. Elledine isim mevsuldür. Kefer onun sılasıdır. Ee, kitaplarda isim mevsul ile sılasının ayrılmaması yazmaktadır. neden aldığımız zaman bu sefer innenin ismiyle e, inneyi ayırmış oluyoruz. E, burada mecburiyetten dolayı keferudan sıra den almamız gerekiyor. Zaten geriden aldığımızda nefesimiz tekrar yetmeyecek. Ellediğine keferudan da alınabilir. E, zaruretten dolayı. Devam edelim. Ee, İnnellezîne keferû bi lehum azâb. Durduk. Evet. Böyle sonunda e, harfi dediğimiz gaf, tı, be, cim, dal. 5 tane harfe uğradığı zaman e, harf e, sonda bulunduğu zaman veya ortada da bulunurlarsa bulunsunlar. Cezimli oldukları zaman bunlar azâb şeklinde böyle mahreci depretmek suretiyle okunurlar. Azab. Evet. Burada durduk yine cezimli olarak. Geriden almamız gerekiyor. Lehum azabu şedid. Şeklinde e, irtibatı olsa da buradan almakta bir beis yoktur. Evet. İnne Allahe la yuhfe aleyhi şey'un fil erd. Evet. burada nereden alırsak alalım. Mana tam olmuyor ama eee La yakfeden alıp da Zaten ayetin sonu yakın e, Nefesimizin yeteceğini düşünüyorsak alabiliriz Ama yetmeyeceğini Düşünüyorsak e, şey Şey'ünden alabiliriz e, Fil erdiden de alabiliriz Evet Huvellezi yusavvirukum Fil erham Yusavvirukum fil erhami keyfe yaşam Uzun ayetlerde yani kısa ayetlerde bu çok problem olmuyor ama genelde uzun ayetlerde problem oluyor. Veyahut da ayet kısa da olsa yani bir satır da olsa heyecanın fazla olduğu durumlarda olabiliyor. Hüvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtum muhkemât. Evet. Ee, yine ayetlerde dururken de Mümkün mertebe a, e, şeyin e, mananın madden yani sen tamam olduğu yerde durmak güzeldir. Her ne kadar eee makabliyle daha öncesiyle itibatı olsa da örneğin fe'mellezine fi kulubihim zeygun fettebiu. Şimdi fettebiu onda duracağımızda zeygun'da dursaydık daha güzel olacaktı. Çünkü efendim e, ee, feyette bir onenin ilerisinde şey var. Yani mef'ulü var. Ee, mef fay, e, mef'ul ile fiili ay ayırmış olduk. Ama fi'ulihim zeyr diye dursaydık e, daha güzel olacaktı. Ancak tabii ki nefes yetmediği zaman mecburen duruşlara da biz e, vakfı zaruret diyoruz veya vakfı ızdırari diyoruz. Mecburiyetten tabii ki durulabilir. Evet. Şimdi e, bu arada şunları da söyleyelim. E, ayet sonlarında zaten durmak sünnettir. E, Peygamber Efendimiz'den gelen sünnettir. Peygamber Efendimiz özellikle ayetlerin nereleri olduğunu, ayet sonlarını belirtmek için e, her ayetin sonunda dururdu. E, fakat bazen ayetin e, devam etmesi durumunda bazı ayetlerin üzerine lamelif durada görüyoruz. E, geçmekte de bir beis yoktur ancak durulabilir ee, özellikle nefesin yetmeyeceği durumlarda, heyecan olacağı durumlarda durmayı tercih etmek gerekir. Bir de ayetlerin ortasında vakıf işaretleri vardır. Vakıf yani durak dediğimiz işaretler vardır. Bunlar e, tı, cim, mim, lam elif, e, z gibi e, işaretlerdir. Bunlara secamet işaretleri de deniyor. Çünkü e, bu işaretleri e, kitabında kitabında Kitabül Vakıf ve İbtida veya hutta İlelil Vukuf adlı eserlerinde İmam Secavendi Muhammed bin Tayfur es Secavendi Hazretleri yazmıştır ee, ve duruş yerlerini belirlemiştir ve her birleri için rumuz tahsis etmiştir. Örneğin mim vakfı lüzum durmak lazımdır anlamına gelirken tı, tı vakfı mutlaktır. Ee, efendim duruştan e, veyahut da geçişten e, şey olarak yani kaydı bulunmayan yani mutlak olan anlamında gelir. Durulması da caizdir. Geçilmesi de caizdir ama durulması daha çok tavsiye edilir. Cim vakfı vakfı caizi işaret eder. Yani durulması caizdir anlamına gelir. Bazı yerlerde vakıf evla iken bazı yerlerde vasıl evladır. Ama e, ikisinin de eşit olduğu yerlerde vardır. Jim cim vakfı ile ilgili yani vakfı caiz ile ilgili vakıf evladır diye söylemek doğru değildir. Çünkü vakfın evla olmadığı yerlerde vardır. Seca Secavendi Hazretleri kitabında bu şekilde almıştır. Kitabına bakılabilir. Z vakfı var. Vakfı mücevvezden geliyor. Yine durulması caiz ama geçmek daha evladır. Ee, vakfı mim vakfı tı yani mutlak vakfı cim vakfı z. Bir de vakfı murahhas var. Ee, zarureten vakfı murahhas zarureten yani nefes yetmediğinden dolayı uzun ayetlerde durmak ruhsatı verilen vakıflardır. Sat ile gösterilir. Onlarda da yine durulabilir. Gaf drağı var, gıf var. Bunlar da durulabilir. Bir de e, mana tamam olmadığı için durulması caiz olan, caiz olmayan e, şeklinde belirtilen e, vakıflar vardır. Da ki bunlar da la e, ile gösterilir. Bunlar da durulmak evet caizdir ama alırken mana tamam olmadığı için geriden alınması gerekir. Örnek verecek olursak. E, i̇sterseniz bakın e, şu vakıflarda dura dura gidelim. Yani geriden ne e, hangilerinden geriden e, geriden almadığımızı görmüş oluruz aynı zamanda. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu ayâtun muhkemâtun hünne ümmül kitâbi ve ğehru muteşâbihât. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به Yekuluna amenne bihi kullu min indirabbina ve ma yezekkuru illa albab. Dikkat ederseniz sadece lam elif'te durduğum zaman geriden aldım. Diğerlerinde geriden almadım. Geriden almaya gerek yoktur. Normal harflerde duruşu gördükten sonra az önce demiştik ki 3 tane harfi met var. Vav, ye, elif. Bu Vav-Y elif olan yani kelimenin sonunda bu üç harfimetten birisi varsa buralarda nasıl dururuz? Örnek verecek olursak. Evet lima örneğinde olduğu gibi. E, buralarda harfimetti belli ederek yani bir elif miktarı uzatarak durulur. Örnek verelim. Nezzale aleykel kitabe bil hakkı lima. Evet her ne kadar musaddikada durmak daha güzel olsa da lima ben örnek vermek için duruyorum. Evet. Kelime sonunda harfimet olanlara dikkat çekiyorum. Mi qabalu hudallin nasi ve enzal el furqan innellezine keferu Evet. Gördüğünüz gibi sonunda harfimetten vav var. Keferu diye uzatarak durmam gerekiyor. Harfimetten elif varsa yine uzatarak durmam gerekiyor. Lime örneğinde olduğu gibi. Bir de huvellezine Evet Harfimetten metten Y'ye örnek verdik mesela. Şuradan diyelim durmadan geldik. İnne Allah la yuhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema'i huvellezî met yaparak dururuz. Harfimet olan 3 harfte de met yaparak dururuz. Fakat az sonra gelecek H harfinde harfimet olsa da o H harfi eğer kelimenin aslından değilse ki biz buna zamir diyoruz. Bu met harfi gözetilmez ve cezimli olarak durulur. Evet met harflerinde duruşu gördükten sonra cezimli harflerde nasıl dururuz? Cezimli harfler zaten adı e, ad üstünde cezimli olduğu için herhangi farklı bir şey yapmaya gerek yoktur. Örnek verelim. İnnellezine keferu bi ayatillahi lehum. Evet gördüğümüz gibi zaten lehum cezim var. E ee, onun haricinde farklı bir şey yapmaya gerek yok. İnna Allaha la yukhfa alayhi şey'un fi'l ardi ve la fi's sema'i ve'llezî yusawwirukum. Ve'llezî yusawwirukum fi'l erhami keyfe yashâ. Dikkat edilirse nerelerde geriden alıyorum? Ayette eee yani durduğum yerde vakıf işareti yoksa şu tığ gibi Vakıf işareti yoksa veya da lam elif varsa, lam elif la varsa geriden alıyorum. Devam ederken. Evet. Cezim harflerde duruşu gördük. Bu zaten kolay. Fi gulubihim bihimde örneğinde olduğu gibi cezimli şekilde durulur. Bir de şeddeli harflerde duruş var. Şedde, şeddeli harflerde iki tane harf olduğu için o iki harfi belli etmek gerekiyor. Örnek verelim. Evet. هو الذي أنزل Bakınız hün demedim. Hün deseydim bir e, nun olacağı olduğu anlaşılırdı. Hün şetleri şekilde durdum ki e, orada iki tane nun olduğunu belli edelim. Bir örnek daha verelim. Allahü lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm nazzale aleykel kitâbe bil şeklinde yine şeddeli harflerde hakq iki tane olduğu için gaf belli ederek durdum. Tenvinli harflerde duruş da önemli arkadaşlar. Tenvinli harflerde eee tenvin ne demektir? İki üstün, iki esre, iki ötreye tenvin denir. Örnek gösterelim. Musaddigan. iki üstün var. Tenvindir bunun adı. Tenvin nunlandırmak anlamında. Züntigamin. Gördüğünüz gibi mimin iki esresi var. Buna da tenvin denir. Şedidün. iki ötresi var. Buna da tenvin denir. Yani iki üstün, iki esre, iki ötreye tenvin deniyor. Tenvinin harflerde dururken sadece iki üstünlü olan harflere dikkat edelim. Sadece iki üstün olanlarda met yaparak durulur. Diğerlerinde yine cezimli durulur. İki üstünlülerde harfimmet e, harf e, yani elif varmış gibi durulur. Uzatılarak bir elif miktarı. Diğerlerinde ise e, normal cezimli bir şekilde durulur. Örnek verelim. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddika Gördüğümüz gibi durduk. Bil hakkı musaddikal lima beyne yedeyh Yine lima baina yedihim wa anzalet tevrat ve'l-inci'l min qabla huda evet yine met yaparak durduk mi qablahud lin nas ve anzalel furkan innellezine keferu bi ayati llahi lehum azabun şedid gördünüz gibi kötrede cezimli durdum uzatmadım Vallahu azizun zutikam. Evet. İki esrede de yine cezimli olarak durdum. Bir de dikkat etmemiz gereken yuvarlak T dediğimiz, ta-i merbuta dediğimiz veyahut da topak T dediğimiz T'lerdir. Bunlar da dururken ee, dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. E, T'ler iki kısım. Yani ee, bu duruşlarda dikkat edilirken e, dikkat etmemiz gereken t'ler iki kısım kelime sonlarındaki. E, çanak t dediğimiz veya uzun t dediğimiz veya ta-i-mecrura dediğimiz bu ta'lar e, normal ayet, muhkemet şeklinde normal t olarak durulur. Bunlarda hiçbir değişiklik yok. Fakat aşağıda görüyoruz fitnetinin sondaki yuvarlak t'lerde h diye durulur. Örnek olarak gösterelim. فيتبعون ما Evet bu yuvarlak t'nin harekesi ne olursa olsun x ister üstün ister esre ister ötre isterse iki üstün olsun iki üstün olsun yine de e, cezimli olarak durulur buna dikkat etmek gerekir üstünde iki üstün olsa da örnek verelim Rabbana la tuzil qulubana بعدe ızhadiytena ve hablana milladuk rahme rahme şeklinde gördüğünüz gibi cezimli olarak durdum iki üstüne olduğu halde onun için bu yuvarlak t'lere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet vakıf işaretlerinde duruşları gördük. Ee, bir de şöyle bir şey var ee, cezimli vav. Yani harekeli olan vav'a cezim verdiğimiz zaman veyahut da harekeli olan y'ye cezim verdiğimiz zaman nasıl duracağız? Örnek olarak Hüvelle ki hüve örnek verelim. <suh> İnne Allah la yahfa alayhi şey'un fil ve la fis sema'i hu. hu. diye durulmaz çünkü e, V artık harf met olmuştur. Ne demiştik harf Vav'ın? E, sakin olursa bir önceki harf ötüreli olursa mezmum olursa harf met olur. İşte burada da hü şeklinde met, e, kendi e, hali üzere bırakılır. Şurada da örnek verelim. Allahu la ilahe illa hu. Evet gördüğünüz gibi hü diye durmuyoruz. E, ye olsaydı e, şu anda e, sayfada gözüme çarpmadı ama Y'li bir örnek olsaydı Örneğinde olduğu gibi O da yine harfimet olduğu için Metli olarak e, durulurdu. ومالي, ومالي, li diye durulmaz. Yani harfimet yani üstün harekeli olan Y Harekesi ne olursa olsun yani Kelime sonunda bulunan Y e, Durulduğu zaman üzerinde Vav gibi harfi metmiş e, cesine. Zaten harfi met oluyor o. E, met yapılarak durulur. Evet. Yine iki cezim varsa e, yani durduğumuz zaman iki tane cezim olursa nasıl olur? Onda da yine e, harekeli harfler nasıl duruluyorsa onlar da o şekilde durulur. Örneğin Evet. Evet, B cezimli, lambda cezimli oldu. Sondaki lam aynen normal harflerdeki gibi cezimli olarak durulur. E, başka e, hatırlatmamız gereken e, kelime ortasında durulmaz. Buna dikkat edelim. Nefesimiz yetmediği zaman en azından kelimenin e, sonunu tercih ederiz. E, hiç yetmezse zaten mecburen duruluyor zaten istemesek de. E, mümkün mertebe kelime sonlarında ve o kelimeleri de e, ayetlerin biraz daha uygun olduğu yerde tabi bu, bu da biraz Arapça bilgisi gerektiriyor. Yani Arapça bilgisi olmadan hangi ayette durulur, hangi, hangi ayette durulmaz o çok bilinemeyebiliyor. E, peki geriden alırken e, pratiği var mıdır? Örneğin ve uharu müteşabihatun fe emmellezine fi gulubihim diyelim ki fe'den fe emmellezi ve varsa genelde vavlı kelimelerden alınabilir. Yani atıf harfi oluyor. Hani kelimenin aslından da ama atıf harfi çok olduğu için vavlı kelimelerden alınabilir. F'li kelimelerden alınabilir. Yine harfi cerli kelimelerden geriden almak çok mümkün değilse harfi cer dediğimiz fi, ale gibi kelimelerden yine alınabilir. Bunlar da zaten okuyuş sürekli okuma yapmak yaptıkça biraz daha yerleşecektir diye tahmin ediyorum. Ee, i̇nşallah e, vakfına ve ibtidasına riayet ederek e, Allah'ın razı olacağı şekilde tilavet etmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.